Cevizli incir tatlısını yapmak için iç malzememizi hazırlayacağız. Cevizlerin bütün olanlarından bir miktarını ayırdık ki süsleme için kullanacağız. Diğerlerini de dişe gelmesi için bıçakla küçük küçük doğrayarak parçalara ayırıyoruz. Daha sonra da toz şekerle tarçını ekleyeceğiz. Cevizleri bıçakla iri parçalara ayırdık. Tarçını ekliyoruz. Toz şekerden de bir yemek kaşığını alıyoruz, ilave ediyoruz. Bunları iyice harmanlıyoruz. İncirlerin içine koyacağımız malzememizi hazırladık. İncirleri sütte beklettik. Sütün tadını aldılar. Bundan sonraki aşamamız süzmek olacak. Bir süzgeçle, geniş bir kaseyle bu işlemi tamamlıyoruz. Daha sonra bu üstlerindeki süt topaklaşma yapıp, şurada gördüğünüz gibi topaklaşıp kötü bir görüntü oluşturmasın diye incirleri yıkıyoruz. İncirlerin şu uçlarından parmağımızı sokarak, ki zorlanıyorsak buna şöyle açtık, uzattık incirleri. Parmağımızı sokmakta zorlanıyorsak şöyle ortasına bıçakla bir çarpı işareti yapıyoruz. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde açılıyor. Parmağımızı sokup içine dolma görüntüsü veriyoruz. Yaklaşık 2 çay kaşığıyla bir tanesi doluyor. Olabildiğince tarçınlı ve toz şekerli yerinden de almaya gayret göstererek içini dolduruyoruz. Şu kulakçıkları da tekrar üzerine kapatıp şöyle bir toparladıktan sonra tencerenin içine aralıklarla dizmeye başlıyoruz. İncir dolmalarını yaptık. Şimdi üzerinin şekerini döküyoruz. 2 tane karanfil tanemizi serpiştiriyoruz. Suyu da üzerine dağıttıktan sonraki işlemimiz. Şimdi tenceremizi ocağın üstüne alıyoruz ve kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynadıktan sonra 20 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak pişireceğiz. İncirler 20 dakika kısık ateş üstünde piştiler. Şimdi bunları tabağa alıyoruz. Hafifçe sularını süzdürerek. İncirlerin hepsini tencerenin içinden aldık. Bundan sonraki aşamamız içindeki şerbeti yarı yarıya inene kadar yüksek ateşte pişirmek olacak. Buna çektirme işlemi deniyor. Daha sonra bunun soğuması için bir kaseye koyuyoruz. Süsleme için kullanmak üzere.